Bu Afganlı. Şimdi bir de bir Türk getireceğim ekranınıza. Bu ülkede yaşayan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatandaşı olan, halk tarafından milletvekili seçilen CHP'li Ali Mahir Başarır getireceğim şimdi ekranlarınıza arkadaşlar. Şimdi bu Ali Mahir Başarır'a biz defalarca seslendik. Bursa'da bir iddiada bulundu. Dedi ki Hadi Özışık ve Süleyman Özışık milyonlar götürmüşler dedi. Ben burada ispatlamazsam müfterisin dedim. Hala ses yok. Ve benim nazarımda müfteri. Benim nazarımda neden müfteri? Sadece bana iftira attığı için değil. Bu ülkenin ordusu için satılık dedi bu adam. Milletvekili kimliğine güvenerek milletvekili dokunulmazlığı olduğu için ekranlarda bonkörce konuştu ve Türk ordusunun satılık olduğunu söyledi. Şimdi az önce Tanju Özcan'a hakaret eden, Türk kadınlarına dil uzatan o Afgan soytarısı var ya, ona tepki gösterdik değil mi? Şimdi Ali Mahir Başarır'ı bir dinleyelim, bakalım aralarında ne fark var. Evet, Mustafa gel. İtalya'da da var. Amerika'da 2 milyon dönüm arazi yandı. Bunun sebebini görmeyeceksin. Hala algıyla bu ülkeyi yönetmeye çalışacaksın. Sonra çıkacaksın. Ben uzaya gideceğim diyeceksin. Ulan sen de şu ormanları söndürmekten aciz bir cumhurbaşkanısın. Ulan sen de şu ormanları söndürmekten aciz bir cumhurbaşkanısın. Ulan sen de şu ormanları söndürmekten aciz bir cumhurbaşkanısın. Ne farkı var? Bu ülkenin cumhurbaşkanını toplumun %52'si seçti. Ve bu toplumun verdiği karara saygı duymayan bu ve bunun gibiler Cumhurbaşkanı'na ulan diye hitap ediyor. Ben şunu merak ediyorum. Bir ara Sözcü gazetesi sürekli manşetinde Tayyip, manşetin dibinde Tayyip diye böyle ismini soy ismini almak yerine Tayyip diye hitap ediyordu. Genel yayın yönetmenine bir gün sordum. Karşılaşırsan ne diyeceksin? Tayyipçim ne haber mi diyeceksin mesela? Yok ya dedi. Ve o manşetler kesildi. Tayyip, şimdi Cumhurbaşkanı diyorlar. Ben bu Ali Mahir Başarır denilen müfteri bu ülkenin Cumhurbaşkanına ulan diye hitap edebiliyor. Bu yarın karşılaştığında Cumhurbaşkanıyla nasıl hitap edecek mesela? Bir de şu yalan, iftira, o ne diyor? 2 milyonluk ev mi aldım? Bir şey söylüyor. Onun babası Kemal Kılıçdaroğlu da dönüp diyor ki mal varlığı için sustu diyor. Amerika'ya boyun eğdi diyor. Şimdi bu Ali Mahir Başarır'ın bu Afganlı çocuklar ne farkı var ya? Bu milletvekili. Hadi diyelim ki bu da gazeteci. Sen bir milletvekili olarak halkın seçtiği cumhurbaşkanına ulan dediğinde bu ülkenin insanları bu cumhurbaşkanına oy veren kişiler sana da ulan der, babana da ulan der. Der mi? Der. Sen çünkü buna bu hakkı veriyorsun. Şimdi burada al söylemiş Necati Kahan, ulan senin babandır diyor. Ya sen niye babana küfrettiriyorsun? Pardon, niye hakaret ettiriyorsun? Mahmut Bey de diyor ki Veli Ağbaba da aynı Mahir gibi yalancı diyor. Odabaşı Nevzat diyor ki ben başkanıma laf söyletmem diyor. Cumhurbaşkanına ulan diyor.
Ona niye televizyonda sormuyorlar? Evet. Ne diyeceksin Ali Mahir Efendi? Bak sana burada insanlar hakaret ediyor. Ya yazık günah değil mi? Tekrar ediyorum. Sen Cumhurbaşkanı'na ulan dersen buradaki insan da sana babandır ulan der. Der dedi. Dedi. Ha bir şey daha var. Çok güzel. Serpil Çakır da diyor ki ülkede ifade özgürlüğü yok diyenler Cumhurbaşkanı'na ulan diye hitap edebiliyor. Bu ne çelişki diyor. Tamam. Evet bu ne çelişki? Diktatör diyorsunuz. Diktatör bozuntusu diyorsunuz. Ya bunların hepsi böyle. Ha. Bu cana taklı denilen müptezel de böyle. Cumhurbaşkanı'na lan diye hitap ediyor. Sonra iki kelime sonra Türkiye'nin diktatörlükle yönetildiğini falan söylüyor. Ya bir insan biraz böyle yani az önce söylediğiyle biraz sonra söylediği birbirine tutar ya. Ya diktatörlükle ilan eden, yönetilen bir ülkede bunlar konuşulmaz, konuşulamaz. Bunlar ekranda, ekran yüzü göremez, karşınıza geçemezler. Ama konuşuyorlar. Nasıl bir diktatörlükse... Diktatörün ülkesinde bunlar oluyor. P. Al. Mustafa Aslan da diyor ki ulan oğlu ulan. Arkadaşlar şimdi bu Ali Mahir Başar'ın babası yaşıyorsa Allah uzun ömürler versin. Yaşamıyorsa da Allah rahmet eylesin. Bunların babasının suçu değil. Bunlar yani bir böyle bir hata yapan kişi babasına dil uzattırıyorsa zaten hayırlı evlat değil. Babasına laf etmeyelim. Buna inat. Şimdi bana da kızacaksınız. Evet ben diyorum ki buna inat babasını karıştırmayın bu işe. Kendine söyleyeceğiniz bir lafınız varsa eyvallah. Ha şimdi burada da Palpalao Palpalao oğlum adını yaz bari lan. Erdoğan diktatör olmasa Konya'da 7 Kürt katledilmezdi diyor. Şimdi bak evladım. Palo. Ne? Palpalo. Palpalo. Kimin adı bu? Neyin adı? Biz o Erdoğan işte diktatör olmasa iki aile arasındaki bir husumeti getirdik defalarca burada konuştuk. Benim Kürt kardeşime de, Türk kardeşime de uzanan elin kırılması gerekiyor. Bunu bir kere bin defa söylüyorum. Onlar bizim kardeşimiz. İki aile arasındaki bir husumeti, bir alçak geldi. O insanlarla önce konuştu, pazarlık yaptı. Video görüntülerinde zaten var. Sonra kalkıp bunları tehdit etti. Ne için tehdit ettiği de medyada yansıdı. Getirip bunu Kürtler öldürüyor, Kürt düşmanlığı vesaire... Senin gibi tiplere bu ülkenin insanları fırsat vermezler. Biz Kürtlerle Türkler kardeşiz. Ama biz Kürtlerin adını kirleten terör örgütlerine ve onun ağababalarına da karşıyız. Yani Kürtlerin ismini kullanan Kürtler oy veriyor. Diyor ki git beni temsil et. Gidip PKK ile kol kola giriyor siyasetçi. Belediye başkanı seçiyor. Terör örgütüne yardım ediyor. Yani getirip bu işi buraya bağlaman yemiyor yavrum. Senden önce konuşanlar oldu. Senden önce bu işi gündeme getirenler oldu. Yemiyor. Bu işlerden palpalo. Kardeşlerim son olarak bağlayalım.
aslında onu da yarın konuşalım. Bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığıyla ilgili, Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili son zamanlarda yapılan anketlere baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu'nun eskiden böyle 6., 7., 10. sıra